Yeni bir Erabalık'ta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Benden bir kardeşim vardı, sürekli abi LRF ile perch avı yap, turna avı yap. Bekliyoruz. Her videomun altına bu mesajı yazıyorsun, yorumu yapıyorsun. Ne yaptım? Senin için bugün işten çıktım sabah. Saat şu anda 8.30. Bana yakın olan bir göle geldim. Aslında bir 2 dakikalık yol ama yani gölün durumu işler acısı. Her yer ot. Olta atmak zor. Ama ben burada senin için bugün bayağı bir uğraşacağım. Umarım bu video sana gelecek. Unutma, bu video senin için. Güzel balıklar senin şansına varsa, artık kulağıma öyle bir yer etti ki senin şansına varsa geldim bugün hava. İnşallah oluruz. Biraz uyku sorunum var ama düzelteceğiz inşallah. Açılacağız. Bakacağız. Gölün durumu bu. Şöyle göstereyim. Her yer otluk. Yani olta atmak zor. Her yeri böyle. Hatta ilerleri, şu ilerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Suyun üstü gözüküyor mu bilmiyorum ama komple otlar suyun üstünde. Çok sıkıntılı. Nasip de varsa alacağız. Ava geçmeden önce yani az çok beni sevenleriniz var aranızda. Bir beğeni, bir yorumu. Sonra görmezseniz bir de abone olursak. Bir an önce 10.000 abone olalım ya. 10.000'e ulaşamadık ya. Hala 8.000'dayız. Bir 10.000 olalım. 100.000'den bahsetmiyoruz. 10.000 yani. Çok zor değil. Videoyu izliyorsun. Bari bir abone olsana zahmet. He? Hadi ava geçelim. Av sürecinde kullandığım makinem Daiwa Explorer LT 2000'di arkadaşlar, modeli. Svagear CCS modeli kamış kullanıyorum, 2.10 santim. 0.0507 atarla bu. İpim Shimano Kairiki 006. Sahtem Aligia 3 numara Maps kullanacağım bugün. Bakalım perch kandırabileceğiz mi bilmiyorum. Attığım yer derin ama atabileceğim en uygun yerlerden birisi burası. Bayağı da yüksek değil. Kandırsa perch'ü rahat alırız da turuna biraz şüpheli arkadaşlar. Zaten gelen balığı da azat edeceğiz. Hiçbir şekilde alıkoymayacağız. Umarım güzel balıklar alırız. Biraz da Strike Pro'nun vibrasyon modelini atalım. Vallahi bir 10 senedir kullanıyorum bunu, hala kaybetmedim. Herhalde inşallah da kaybetmem ya. 10 sene olmamıştır gerçi de. Yani 3-4 sene, belki de daha 4 sene bankoda. Çok balık aldım, artık görüyorsunuz emektar olmuş. Kurbağa rengi bu zamanda en verimli renklerden birisi budur. Yeşilli renkler. Bilmiyorum alır mıyız almaz mıyız meçhul, deneyeceğiz biraz bakalım. Gerçi vibrasyona tel aksiyonu bozduğu için tel kullanmadım ama bir turna yapışırsa artık selametle diyebiliriz. Böyle dibe indi. Bir zarık veriyorum. Bir tane daha. Hadi sizi mi kıracağım? Bir tane daha. Bu şekilde aksiyon vererek devam. Ondan sonra mecbur düz sarmam gerekiyor. Çünkü önüm otluk. Hadi burada atladı. Gel. Aha burada atladı. Hemen burada atladı. Vay be. Pusuda bekliyormuş o tükenen. Aleykümselam. Abi nereye gidiyorsun be? İyi, ne yapayım, video çekmeye geldim öyle perch yakalama. Video yakalayayım dedim, çekeyim dedim, bir perch yakalayayım ya. Sen karşı 3 tane turna yakaladı ama. Ne zaman? Şimdi bak nerede o, bakın ya. İşte böyle kanatlı şey var ya. He şeydir o ya, bizim Bekir'de bir abi var odur. Pembe şey mor gibi şey var ama kavun uçu işte, yeleğe var şimdi. Tamam o biliyorum, şu taraflardaydı abi. Demin burada konuştuk onu, 3 tane kalmış. Bir tane 65 santim var, bir tane de 60 santim var. Ufak. 3 tane kalmış. Benim derdim böyle bir perch'le bir video çekeyim gideyim dedim ya. He. Ne yapıyorsun, iyisin? İyi Allah şükür, ne yapalım? Balığa gitmiyor. Balıktan geldik daha yeni geldik ya. He. Yayına gittik. Arkadaşlar görüyorsunuz güzel bir perch aldık. Hemen suya yallah. Hadi bakalım. Burada av yapan arkadaşlar gelecekse mutlaka ben tecrübe edindim. Atacağınız LRF'de mesafe belli zaten. Vibrasyon atıyorsanız 5 zerk yapıyorsunuz. Ondan sonra düz sarım yapmanız gerekiyor. Yoksa önünüzdeki otları takarsanız, hele ki misine kullanıyorsanız arkadaşlar, yani az buz para değil. Yani şu vibrasyonlar, şu anda 50 liradan aşağı kaliteli bir vibrasyon yok. Yazık günah. 5-6 kere zerk yapın, ondan sonra düz sarıma geçin. Çünkü şuraya atlayamazsınız. Atlamanız için hızlı bir şekilde saatlerinizi suyun üstüne çıkarmanız gerekiyor. 1 2 3 4 5. Atlar mısın yine sararken? Atlamadı. Aldım. Gelip tutla öğlende bir tava yaparız. Senin canın sağ olsun abi be. O ne be? Ufak geliyor abi. İyi oldu yeter sana. Allah. Vallahi kayaların arasına gitti. Aldı gel bakalım. Aldı gel ota sarmadan gel. Lan yandan yemişim. Ben de büyük bir şey sandım. Yandan yemişim. Ben de büyüksün sandım be. Eyvah, tam da gözüne batmış be oğlum be. Tam da gözüne batmış ya. Ah be yavrum be. İnşallah ana göze zararı vermeden çıkartırız. Vallahi çıkardık. Heh, zarar. Arkadaşlar bir bebek daha geldi. Bebek. Bunu kanala abone olanlar için soruyorum. Hadi bakalım. Hadi git. Güle güle. Daha büyükleri gelsin ya. Sen çok küçüksün ya. Oo, düz sarımda çok güzel aldın. Çok güzel aldım bebeğim, gel. Gel babacım gel. Önce tahrik ettik, sonra aldık. Ufak. Törsör ufak. Ama yani nasıl tahrik ettiysem komple ambarlamış. Şuna bakar mısınız? Nasıl tahrik ettiysem. Salacağım babacım zaten. Dur. Rahat dur. Aç bakalım ağzını. Aç. Aç oğlum, aç babacım aç. Desene nasıl açacağım? Alttan üstten dikiş ettin beni. Hı. Evet, bir pörç daha geldi. Hadi bakalım. Yallah. Güle güle. Tamam ya, olayı kavradık. 5-6 zerk veriyoruz, tahrik ediyoruz. Ondan sonra düz sarımla peşinden gelirken küt. Üstünde yapıştır baba, affetme. Aldım. Hemen burada vurdu. Aa, kurtuldu. Ota takıldı, kurtuldu. Kaçtın mı lan? Ufak perşler, çok ufak. Oo, orada bir saldırı var ama oradan da olta atamam. Çok kötü. Ya tam otun dibinde vuruyor. Oraya da güzel çalışamıyoruz. Oo, yılana bak, yılana. Yılanı yakalayalım mı? Ne diyorsunuz? Uhu! Aa, daldı. Su ilanı. Su ilanı. Evet, av sonlandırma vakti geldi. Saat 11 civarı oldu. Bir yarım saattir de hiç vuruş alamadım zaten. Vallahi ufak ufak perçler yakaladık. Ben eğlendim açıkçası. Biraz uykum açıldı. Umarım sizlerin de biraz hoşuna gitmiştir. LRF severler, bir görelim bakalım ya. Tatlı su LRF'cileri. Şu videoya bir like atarsın da. Çok zor bir şey değil, bir like. Vallahi arkadaşlar bu hafta biraz sıkıntılı geçecek. Köye gideceğim yine. Tekrar da fındık toplamaya. Bir iki gün köyde av süreci olamayacak. İşten çıkınca izinde mecbur ava gidemiyoruz. Köye fındık toplamaya gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Umarım bundan sonra kışın biraz daha rahatlarız. Daha güzel avlar olur. Sola bir day videoları da gelecek mutlaka. Artı bir Facebook grubumuz var. Oraya da katılırsanız, Sevdam Bitmesin Balık Avı olarak. Benim profilimden de mutlaka ulaşırsınız. Katılın. Çekilişler düzenleyeceğiz. Sponsorumuz var. Vizyona girecek yakında. Saatte çekilişleri düzenlenecek. Yani aramıza sen de katıl. Fazla durma. Yani hem bilgi paylaşımı olsun. Av videolarımı genelde direkt orada paylaşıyorum. Sonra YouTube'da paylaşıyorum. Yani beni sevenler gelirse beni çok mutlu etmiş olur. Tekrar yeni bir avda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Trofeğiniz bol olsun inşallah. Bol avlar.